Ay Meryem, ne kadar güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Öyle yaptım işte bir şeyler. İnşallah beğenirler. Ay ben bunun fotoğrafını çekeceğim. Tamam. Evet. Çok güzel. Selma, bunu siteye nasıl koyuyorduk? Ha, dur göstereyim. Bak şimdi böyle acık yakınlaştırıyorsun. Şuradaki artı da oldu da bitti. Aa, tamam kolaymış. Sağ ol. Haydi eline sağlık. Hadi bakalım. Buyurun. Ben götüreyim bunu. Sen bırak, ben kendim şey yapayım. Size iş yerime gelmeyin demiştim. Siz kimsiniz? Ne diye gelip bu kızı darlıyorsunuz böyle? Ben bir şey konuşmak için. Dışarıda konuşalım lütfen. Yok Meryemciğim, dışarı çıkmanıza gerek yok. Üst katta konuşabilirsiniz. Biz sizi rahatsız etmeyiz. Lütfen dikkatli konuşun burada. Herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Niye geldiniz? Börek getirdim sana. Babanınkine benzemez ama. Bana güvenmiyorsun tabii. Haklısın kızım. Ama bu sefer başka bir şey konuşmaya geldim. Özür dilemeye. Sizin evde beni seven çok. Kim? Baban. Yurdal Bey. Dün gece beni aradı. Derini sıkıştırdığını söyledi. Benden yardım istedi. Derine gerçekleri söylemesi için ben izin verdim. Babam. Senden aile için, mesele için yardım istedi. Bu aralar oğlundan çekiniyor. Yeter. Çık dışarı. Evleneceğin kadına inanmıyor musun? Ben kimseye inanmıyorum. Derin'in söyledikleri doğru. İstersen ispatlayabilirim. Babama bunları söylerim diye hiç mi düşünmüyorsun sen? Onu tanımıyorsun. Kendini güvende hissettiği ilk anda paramparça eder seni, ruhun duymaz. Sen tanıyorsun ya. Bana yeter. İkimiz de ne yapabileceğini biliyoruz. Eğer babana tek bir kelime dahi söylersen gerçekleri öğrenemeyeceğini biliyorsun. Burada da bana ihtiyacın var. Biliyorum kızım. Seni çok üzdüm. Tamam yeter. Yeter, kapandı bu konu. İnsan yaş aldıkça helallik geliyor aklına. Bana hakkını helal et kızım. Bir su rica etsem son.
Aziz ol. Gülümser Hanım, çok özür dilerim. Lütfen özür dileme Meryemciğim. Sen iyi misin onu söyle bana. Ay niye gelmiş o kadın? Yine babanı sormaya mı gelmiş? Sana çok kötü davrandım, affet beni diyor işte. Bu sefer eli de boş gelmemiş. Börekler falan. Kız bu ne be? Kayış gibi. Soğan içinde. Dükkan böreği bu. Beğenmez. Bunu sen mi bıraktın? Aa evet, sana gelmiş. Neymiş ki? Hiç bilmiyorum. Sorularının birinin cevabı burada. Burada mıydı bu? Yok. Senin akraba kadın getirdi herhalde. Börek kabının altına falan yapıştıysa. Ne ki o? Evet. Şartların makul Savcı Bey. Bence tamamdır. Görevde de değilsin. Raporlusun madem. Yani bravo. Dün gece iyi iş çıkardın. Bak unutuyorum. Da bizde kalmış. Teşekkür ederim. Sen derine ne dedin? Söylemiştir size. Söyledi. Beni mi deniyorsunuz? Hiç giderse değiştik. Artık patron benim. Başka bir aracın aldığını söylemesini istedim. Savaş araştırır onu. Sen halen yetkiliyken dosyaya ulaş, gerekenleri ekle. Çok zor bu söylediğiniz. Ya olur mu? Sen artık bu memleketin en güçlü adamlarından birisin. Hem devletin gücüne sahipsin, hem benim gücüme sahipsin. Savcı Bey Allah aşkına, senin için zor diye bir şey olur. Ne diyorsun sen? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.